Merhaba, ben Yusuf Atılgan. Ana Yurt Oteli adlı romanımı tanıtacağım sizlere. Bu romanımda toplum içinde yalnızlaşan ve bu yalnızlıkla ruh hali bozulan insanın dramını işledim. Romanın ana teması yalnızlaşma ve yabancılaşmadır. Zebercet adlı otel sahibi kahraman, işlediği suçlardan dolayı kendisini vicdanında yargılar ve hayatına son verir. Sosyalleşemeyen insanın sürüklendiği bunalım ve bunalımın ağır sonuçları işlenmiştir. Romanın başlıca karakterleri şunlardır. Zebercet, otelin resepsiyonisti. 33 yaşında, boy uzunluğu 1,62, kilosu 56 ya da 57 kilogram. Ortalıkçı kadın, Zeynep. Otelin temizlikçisi, 35 yaşları civarında, yüzü uzun, burnunun ucu hafif kalkık, biraz dişlek, dudakları kalın olacak biçimde. Gecikmeli Ankara treniyle gelmiş olan kadın. Otelde bir gece kalır, daha sonra civar köylerinden bir tanesine gider. Emekli subay olduğunu söylemekte olan adam. Orta boylu, tıknaz, hicri takvim ile 1327 doğumludur. Diğer kişiler, romanda az yer tutan diğer bireyler. Otele gelen çeşitli müşteriler. Bıktım bu hayattan, tek düze yaşamdan. Keşke hayatıma bir aksiyon, macera girmiş olsa. Zebercet böyle düşünürken otele kalmaya gelen bir kadın tam da onun dediği gibi Zebercet'in hayatını değiştirir. Tüm hayatını ona atar. Otele gecikmeli Ankara treniyle 26 yaşında bir kadın gelmiştir. Kadın uzun boylu, hafif balık etli, saçları ve kirpikleri uzun, güzel ve alımlı bir kadındır. Kadın ertesi gün otelden ayrılıp bir hafta sonra tekrar döneceğini söyler. Kadından sonra otele emekli subay olduğunu söyleyen yaşlı bir adam daha gelir. Adam her gün otel lobisine Zebercet'in yanına inip sohbet etmek ister. Ancak Zebercet adamla sohbet etmez. Çünkü Zebercet insanlarla iletişimi zayıf, içine kapanık bir adamdır. Birkaç gün sonra otelde kalan emekli subay da otelden ayrıldı. Zebercet bu adamın da ayrılmasıyla iyice yalnız kaldı. Yalnızlık onu bir nevi bunalıma sürükledi. Bunalımdan oteli kapattı ve kapısına "Kapalıyız" yazdı. Otele gelen müşterilere "Kapalıyız, yer yok" gibi bahaneler uyduruyordu. Bu odayı kimse kullanmayacak. Onun dışında kimseyi bu otelde istemiyorum. Ben artık köyüme dönmek istiyorum. Burada kalacak yerim yok. Otel de kapanıyor. Zebercet bir gün aş evinde bir hayli içtikten sonra aş evinden çıkan bir adamı takip eder ve horoz dövüşüne çağırır. Gencin adı Ekrem'dir. Haydi gel. Seninle sinemaya gidelim. Olur, neden olmasın? Zebercet'in aklından onu otele almak geçse de bu düşüncesinden vazgeçer. Otele döndüğünde ortalıkçı kadını gördü. Onu zorla soyup adeta tecavüz ederek onunla birlikte oldu. Yaptığından hala pişman olamayan sapık adam kadını öldürerek bir yere sakladı. Geber, hain kadın, geber. Akrabaları Zeynep'in nerede olduğunu sormak için otele geldiklerinde onları bir bahaneyle geçiştirdi. Zeynep'i öldürdüğünü kimseye söyleyemedi. O günlerde otele polisler gelip "Burada yaşlı bir adam kaldı mı?" diye sordular. O da "Evet, kaldı." ve bir gün alelacele çıkıp gitti dedi. Polisler o adamın katil olduğunu söylediler. Adam kendi kızını boğarak öldürmüş, bir süre otelde kalmış ve sonra izini kaybettirmişti. Zebercet daha sonra anladı adamın neden apar topar otelden ayrıldığını. Zebercet daha sonraki günlerde kasabada amaçsızca dolaşır. Kasaba adliyesinde izleyici olarak katıldığı duruşmada karısını öldüren bir adama rastlar. Kendisi de iç hesaplaşma yaşamaktadır. Ben de onun gibi bir suçluyum. Nasıl yaptım ben bunu? Zebercet'in izlediği duruşma 28 Kasım gününe ertelenir. Adliyeden çıkan Zebercet Uluparkta bir ihtiyarla sohbet eder. Oğlum sen kimlerdensin? Ben keçecilerdenim amca. Sizin sülalenizde kendini asarak öldüren bir adam var mıydı? Evet dayım, Faruk bir kıza aşık olmuş. Ancak kıza kavuşamayacağını anlayınca kendisini asmış. Yaşlı adam Zebercet'e ailesindeki bütün bu olayları bir bir anlatır.
Dayısı Faruk kendini astığında ise henüz 19 yaşındadır. Zebercet bu yaşananları dinleyip düşündükçe kendisini yargılamaktan bir türlü kurtulamıyor, kendisini dayısının yerine koyarak canına kıymayı bile düşünüyordu. Peki sen kimsin, ne iş yaparsın? Hiçbir şeyim ben. Sadece bir suçluyum. Çok yalnızım. Her şeye çok yabancıyım. Ne diyorsun oğlum? Boş ver be ihtiyar. Zebercet yaşlı amcanın yanından ayrılır ve bu yalnızlığa, bu suçluluk duygusuna daha fazla dayanamaz. Asla hak etmiyorum ben bunu. Özgürce dolaşamam bu sokaklarda. Artık nefes almayı hak etmiyorum. Zebercet bu iç hesaplaşmalara daha fazla dayanamaz ve kendini oteldeki kadının odasına asarak intihar eder.